Sosyal medyada attığı mesajlar nedeniyle işinden atılan gazeteciler de gördük. Soruşturma geçiren memurlar da, ama böylesini ilk kez görüyoruz. Azerbaycan vatandaşı gazeteci Mahir Zeynalov oturma izni olmasına rağmen Türkiye'den sınır dışı edildi. Sınır dışı kararının gerekçesi attığı tweetler. Karara hem muhalefet hem de gazetecilerden sert tepki var. Azerbaycan vatandaşı gazeteci Mahir Zeynalov 4 yıldır Türkiye'de gazetecilik yapıyordu. Today Zaman gazetesinin muhabiriydi, oturma izni vardı, eşi de Türk vatandaşıydı. Ama şimdi sınır dışı edildi. Türkiye'den ayrılmak zorunda bırakıldı. Gazete yönetimine göre sınır dışı kararının nedeni Zeynalov'un attığı tweetler. Zeynalov Twitter hesabından AK Parti'yi eleştirmişti. İşte onlardan biri. Türk savcılar polise El-Kaide bağlantılı kişileri tutuklama emri verdi. Erdoğan'ın atadığı polis şefleri buna uymadı. Başbakan Erdoğan tweetler üzerine Zeynalov hakkında suç duyurusunda bulundu. Zeynalov ifade vermeye çağrıldı. Ardından da İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye girişi yasaklandı. Today Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Zeynalov'u uluslararası ofislerinden birinde çalıştırmaya devam edeceklerini söyledi. Hani o tweetlerinde hiçbir mesleki anlamda da, gazete etiği açısından da, insan hak ve özgürlüklerini ihlal anlamda da suç teşkil edebilecek tek kelimesi yok. Sınır dışı kararına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi. Gazeteciyi sınır dışı eden siyaset korkaktır dedi. Bir ülkenin başbakanı doğrudan medyaya müdahale ediyor. Evet, sınır dışı edilen meslektaşımıza bağlanıyoruz şimdi. Mahir Zeynalov, Küba'da, Bakü'de şu anda. Today Zaman muhabiri, Bakü'ye bağlanıyoruz. Mahir Zeynalov, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Siz kaç yıldır Türkiye'de çalışıyordunuz? Yaklaşık 4,5 yıl gibi bir süre oldu. Burada oturma izniniz var değil mi? Evet. Basın kartınız, evet, basın kartı da galiba alıyordunuz. Şöyle, yabancı basın mensubu basın kartı almak zorunda zaten ve her yıl aralığın 31'inde basın kartının süresi dolar. Bunu tekrar uzatmak için başvururlar. Ben yine o başvuruyu yaptım. Fakat bana böyle bir İstanbul Basın Yayın Enformasyonu aradılar, dediler ki Ankara'dan bir talimat geldi. Siz basın kartı verilmemesiyle ilgili takdir yetkisini kullanarak basın kartı verilmedi. Duyduğum kadarıyla daha önce de bana söylemişti gerçi bunu, beni akredite ettiklerini, basın kartı İstanbul'a geldiğini, fakat bir türlü onu alamadığımı, bir engelleme olduğunu söylediler. Fakat bunun hiçbiri beni hani sınır dışı etmeme bir şey sağlamaz, bir zemin sağlamaz. Mart'ın 10'una kadar zaten benim yasal olarak Türkiye'de oturabilme iznim var. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evliyim. Bana her türlü oturma ve çalışma izni sağlıyor. Demin anlattıklarım basın faaliyetlerimle ilgiliydi. Yani bu anlamda hukuk dışı bir uygulama. Ne gerekçe gösterdiler size sınır dışı karar verirken? Şimdi şöyle bir şey. Yani tebliğat yapılmadı bana. Çünkü ben evimde değildim son 2 gün. Ve o yüzden hani bilmiyorum, belki de yapılmıştır, evime gelmişlerdir. Ben öyle bir duyum aldım. İşte tweetlerimden dolayı, o 2 tweetten dolayı bu El-Kaide ile ilgili. Ondan dolayı sınır dışı kararı alınmış ayın 4'ünde, Şubat'ın 4'ünde. Sonra ben hani kendim teslim oldum bugün. Bana öyle bir şey olmadığını söylediler. Tabii bu çok büyük tepki çekince İçişleri Bakanlığı'ndan uydurma bir tane talimat, sanki benim şeyim olduğu, sanki benim o 31 Aralık'ta ikametimin bittiğini ve bundan basın kartımda basılmadığını, o yüzden sınır dışı edilmesi gerektiğini. Fakat bir hata yapmışlar orada. Talimatta 7 Şubat yazıyorlar. Halbuki ben 7 Şubat saat 5 gibi havalimanına gelip ülkeden çıkıyorum. Yani ben sınır dışı edildikten sonra gün içerisinde talimat geliyor sınır dışı. Böyle bir hata yapmışlar. Ondan sonra başka bir belge daha sızdı. Sosyal medya haber sitelerinde var. Orada açıkça yazıyor. Benim işte Twitter adresinden gönderilen tweetlerden dolayı sınır dışı karar verilmiştir. Böyle bir belge de var, ortakta dolaşıyor. Siz buna inanmıyor musunuz, yani gerekçenin bu olduğuna? Yani benim inanmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü zaten yaklaşık 7-8 yaz yasak demişler bunu yaparken. Çünkü ben herhangi bir şekilde oturma sıkıntım yok.
Ondan sonra basın kartında yine aynı şekilde verilmese bile benim eşimden dolayı, Türk vatandaşı kendisi, o çalışma iznim var. Onun dışında Mart'ın 10'una kadar burada oturma iznim var. Yani bunların hepsini dikkate aldığınızda yani tamamen hukuk dışı bir uygulamadır. Ama gerekçe bu değil mi? Attığınız tweet olduğunu siz de tahmin ediyorsunuz. Tabii tahmin ediyorum. Yani bu hepsi 25 Aralık'ta başladı. O tweetleri 25 Aralık'ta yazdım. O tweetlerden dolayı başbakan suç duyurusunda bulundu. Bu tazminat davası değil, TCK, hapis cezası. Evet. Ondan sonra ben ifadeye çağrıldım, ifade verdim. Tabii savcılar bunu öyle tahmin ediyor. Bu bir spekülasyondur, kendi subjektif fikrim. Hani bir şey bulamayınca aramaya başladılar. Acaba nasıl yapsak da hani sınır dışı şey. Çünkü 2-3 gün önce, belki bir hafta önce falan ifadeye gittim. Bir şey bulamadılar. Tabii hiçbir şey yok orada da. Yorum yok, eleştiri yok. Sadece bir iki haberi tweetlemişim yorum katmadan. Bundan dolayı böyle bir şey gitmiş olabilirler. Şimdi ama bana bir takipsizlik kararı iletilmedi size. İletildi mi? Yani takipsizlik verildi mi? Yoksa soruşturma sürüyor mu savcılıkta? Yok yok, soruşturma sürüyor da hani sürüyor. Öyle ben tahmin ediyorum. Belli olmaz çünkü. Çünkü elle tutulur bir delilleri olmadığı için hani böyle bir yola tevessül etmiş olabilirler. Bana tebligat yapılmadığı için ben işte şundan dolayı beni gönderiyorlar diyemem. Ama dediğim gibi ortada bir belge var. Belgede İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ali Baştürk tahmin ediyorum, böyle bir talimat yayınlıyor. Diyor ki işte güvenliğe, işte asayişe tehdit, attığı tweetlerden dolayı, evet, işte yüksek rütbeli yetkililerine aslında karşı devlet büyükleri aleyhine sözler söylemekten herhalde ilgili kanun maddesinden soruşturma açılmış. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir itiraz mekanizmasında var mısınız? Tabii ki bizim gazetemizin avukatları zaten ilgileniyorlar konuyla ilgili. Dediğim gibi çok fazla hukuk dışı uygulamalar var. Çok fazla mağduriyet var. Her şeyden öte sadece beni değil, benim eşim olan Türk vatandaşını da sürgün ediyorlar işte bu anlamda. Bununla ilgili her türlü hukuki girişimde bulunacağız. Umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Türkiye'de geri dönerim. Biz de öyle umalım. Mahir Zeynalov, çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar.